Merhaba arkadaşlar, bugün şehrin içinden bir doğa parçası olan Dokuma Park'a geldik. Neden böyle bir şey diyorum, hemen gösteriyorum size. Tam arkasında şu tarafta AVM var, bu tarafta da AVM var ve içi şu şekilde. Görebiliyor musunuz? Mükemmel ya. Neyse, şimdi burada ne yapacağımızı kısaca anlatayım ben size. Burada belli başlı 2-3 tane falan müze var. Hepsine girebiliyor muyuz şu an pandemiden dolayı bilemiyorum ama girebildiklerime girip gezeceğiz. Onların videosu ayrı da gelebilir. Dokuma Park olarak video ayrı da gelebilir. Şu an burada bir ne yapılabilir ve ne için kullanılıyor bu park, onu anlatacağım kısaca. Genelde sporlar için kullanılabilir. Mesela koşu yolu var. Hani koşu yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Sonra burada gördüğünüz gibi banklar var. Şurada bakın banklar. Neyse, bunları piknik olarak kullanabilirsiniz. Ateş falan yakmak yasak. Kamp yapmak yasak tabii ki de. Şehrin içinden bir parça yani sonuç olarak. Ama hani şehrin içerisinden şöyle bir saat, yarım saat, 45 dakika artık neyse ayrılmak istediğiniz zaman tam bir mükemmelliyet noktası. Tavsiye ederim. Antalya'ya gelirseniz Dokuma Park yazarsanız direkt getirir zaten. Antalya'nın bilindik bir yerinde, Kepez'de. Şimdi size o bahsetmiş olduğum müzelerin olduğu yeri göstereceğim. Ama şu an uzaktayız yani. İçi bayağı büyük olduğu için. Ha, bu arada burada şeyde yapılıyordu. Murat 131 ve 124 fuarı mı derler artık? Toplantısı falan yapılıyordu. Fotoğraflarını bulursam şöyle şuralara falan koyarım. Onlar da yani gayet güzeldi. Ben o zamanlar Antalya'da değildim tabii, göremedim ama fotoğraflarında falan gayet güzel şeyler çıktı. Onların olduğu yeri de size göstereceğim ayrıca. Şimdi müzelerin olduğu tarafı göstereceğim size. Uzaktayız ama dediğim gibi uzaktan şöyle hafifçe göstereceğim. Şu an şurası çok odaklamıyor güneşten dolayı ama yani bu parkın arka tarafı ormanlık değil bu kadar. Biraz daha açıklık ve içinde binalar var. Parça parça ve açık hava müzesi de var. Açık hava müzesinin videosu ayrı gelecek tabii ki de. Onu bekleyin. Bakın şurada bir kedimiz var. Burada tatlı tatlı kediler var. Korkmayın, bir şey yapmaz. Antalya'nın kedileri biraz çılgın ama köpekleri de öyle. Ankara'dakilerden neredeyse 10 kat daha fazla çılgınlar. Bisiklete atlıyorlar falan. Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Neyse. Şimdi ben yavaştan bisiklete geçeyim. Bisiklet üzerinde gezerken size tekrar bağlanıyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an nereye geldik bilmiyorum, ben de bilmiyorum aslında. Böyle oturakların, bankaların olduğu bir yere geldim. Bisikletteyim bu arada. Üstüme de bir hırka giydim, hani aklınızda bulunsun. Yaz falan demeyin veya Antalya sıcaktı demeyin. Vallahi bu çamlar gölge yapıyor, soğutuyor etrafı. Şu an etrafta bank var, etrafı çok gösteremiyorum. Bazı kişiler olduğu için şimdi yani gösteremeyiz normal olarak. Neyse, şimdi döndürüyorum, bakın izleyin. Titreşimi olursa kusura bakmayın, yapacak bir şey yok yani. Elimizde olan bu. Neyse. Şimdi size ufak bir bilgilendirme yapacağım. Ya sanırım şu an bir video girmiş olacak videoya. Reklam olarak yani. Reklam demeyelim de. Tanıtım olarak. İzlediniz şu an o videoyu. O video bir timelapse videosu. Bu videonun çekimleri aslında çok kolay değil. Onu çeken kişinin uygulamayı kullanmayı bilmesi, telefonu kullanmayı bilmesi, fotoğraf makinesi kullanıyorsa onu kullanmayı bilmesi lazım. Ve bir ufak tefek de olsa bir shop uğraşı var. Ve onun şeyini de, videosunu da tam şuraya bırakıyorum. Şuralarda bir yerde şu an. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında da kanalının linki bulunuyor. İsterseniz oraya gidip abone olabilirsiniz. Aynı zamanda ne yapıyordu? Şarkı çevirileri de yapıyordu. Onları izlemek isterseniz şuradan bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoppa. Elimizi alalım. Sen elde daha kolay olabilir mi? Saatten arka falan ya. Neyse, şimdi o bankların olduğu kısımdan çıkıyoruz ve o dediğim kısma, müzelerin olduğu kısma gitmeye çalışacağım. Maskemi takmam lazım. Aslında burada açık hava diye takmadım ama orada bir ihtimal güvenlikler olduğu için laf söyleyebilirler. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada böyle de video çekmesi zor oluyor. Miraç. Şimdi takırtılı turtulu bir yola geleceğiz. Sallanmayı izleyin. Ha. Güzel sallanacaksınız. Evet.
Buna da bisiklet sürmesi zor taşlı bir yol, biliyor musunuz? Neyse. Aha. Bakın çeşmeye bak şimdi. Gördükler burada başlıyor, tamam mı? Şimdi size hani Murat 131 falan demiştim ya. Onların atıldığı yere de yanlış hatırlamıyorsam bakın şurada. Bir tane de bir yer var orada. Eğer doğru biliyorsam 124. Şöyle bir yerde. Oralarda toplanıyorlardı. Ve burada böyle işte sergi oluyordu, öyle diyeyim. Zamanında varmış. Gene fotoğraflarını koyabilirim eğer bulursam. Facebook grupları vardı. Bizim bir abinin de vardı. Buraya falan gelirdi. Neyse geçmiş olsun. Yolda kaza yaptı. Araba pert oldu ama kendine bir şey olmadı altında. Neyse şimdi devam edelim. Videomuzun devamında burada bir tren kütüphane var, tamam mı? Onun içini gösterebilirsem göstermeye çalışacağım. Ama bilemiyorum. Çeşme nasıl ama? Güzel değil mi? Gayet güzel yapmışlar bence. Şu an tren kütüphaneye doğru gidiyoruz. Yine taşlı yola gittik. Şöyle gidebilirsem. Ve tren kütüphane hemen solumuzda. Şu an kameranın olduğu yerde. Size hemen gösteriyorum. Başladık. Şöyle buradan başlıyor. Böyle gidiyor. Şurada bir... Neydi? Çekici. İleri varmış. Çekmeyelim. Gerçek değil aslında ama gene de bir figür. Güzel. Neyse görüşürüz. Bakın burada ne var. Bura ne anlamadım ama grafiti mekanı. Güzel olabilir. Cevap sokakta bildim. Haber veriyorum bilmem ne. Burada böyle bir standlar var. Burada ne olduğunun hakkında hiçbir bilgim yok. Tamam, sanat sokağı falan yazıyor da bu galiba yazın turistlerin olduğu zaman falan yapılıyor. Şöyle yazı var. Aha yerlik bakın. Şurada ufak bir dahaki videonuzdan bir kare göstereyim. Ama tabii ki de o video bu video olmayacak. Neden? Çünkü orası bir ayrı mekan. Orayı ayrı çekeceğiz. Bu arada düşüyordum maskala. Neyse. Bu vesileyle Tokmağı Park videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ya işte videoyu beğendiysen eğer alçada bulunan beğen butonuna basarsan, ne bileyim abone falan olursan mutlu oluruz. Ben sevinirim, sen sevinirsin. Böyle devam eder videolar. Antalya'daki güzel yerleri, böyle ünlü yerleri çekmeye devam edeceğim. Ama tabii ki de videonun beğeni sayısına göre değil tabii ki de. Neyse videonun beğenisi beni motive ediyor, tamam mı? Bunun için beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.